Burada sosyal devletten bahsettik. Şunu da merak ediyorum. Yani bugün Cumhurbaşkanı adayı olabilme kriterlerine baktığımız zaman yüksek öğrenimi bitirme zorunluluğu var. Ve ülkemizde yüksek öğrenim paralı. Peki paralı bir yüksek öğrenim varken yani şunu sormak istiyorum. Ne kadar demokrasi ve sosyal devlet ilkesiyle bağdaşıyor o zaman eğitimin paralı olması ya da Şimdi yüksek öğrenimin? Cumhurbaşkanlığına bir yüksek öğrenim kriteri getirmek ne kadar demokratik? Başbakan olabiliyor. Tüm devletin bütçesini Yöneten yönetebiliyor. Da ne? tek başına Cumhurbaşkanı. yalnız sendromu geçireceği bir sarayda ondan diploma bekleniyor. Bunu anlamak Hani belki zordur devletin en yani. üst noktasıdır, oradaki adam da okumuş olsun Şimdi gibi basit Cumhurbaşkanlığı denenebilecek bir mentalite aslında sanırım. hatırlayalım, Christofias Sayın Talat'ı Kraliçe Elizabeth'e benzetmişti. Şeyi yok, görevleri sınırlayan sosyal ve görüşmenin dışında benim hükümet sorunları var başımda, benim Başında. 24 saatim boş değil ki Talat'ı daha sık göreyim demişti. Ama burada da belki liderlerle ilgili bir durum vardı. Çünkü geçmişe baktığımız zaman zaten Demek ki bizim cumhurbaşkanlık sistemimiz olmadığı için başbakandır devlet. Tabii ki cumhurbaşkanlığı en üst ulaşılacak yerdir. Ancak bazen de başbakanlık da bunun bir Evet. adımı olabiliyor. Bazen bakanlıklar da bunun bir adımı olabiliyor. Örneğin Sayın Talat önce başbakan, sonra Ardından, cumhurbaşkanı evet. oldu. Gerçi kısa bir süre geçirdi. Şimdi Sayın Eroğlu önce başbakan, şimdi ise bir cumhurbaşkanı Hep bir adayı. sıçrama noktası oluyor o Bir zaman. sıçrama noktası oluyor. Bunların içerisinde bir tek bakanlıktan sıçrama. Tüm siyasilerin en üst yere gelme arzusu olabilir. Yani bir birinci sınıftan ikinci birikiminizle bir yere gelirsiniz ve kendinizi o yer için olgun bir politikacı olarak aktör görürsünüz. Tıpkı Talat'ın gördüğü gibi, tıpkı Eroğlu'nun Erol'un gördüğü gördüğü gibi. gibi. Şimdi baktığınızda üniversite diploması olmadan başbakanlık yapan biri, ki devletin ekonomik kararlarında imza Evet. atması lazım. Hani karar alma Karar noktalarında alma noktalarında aktif olacak, yön verecek, bazen de durduracak. Evet. Şimdi Bakanlar Kurulu'nun şef Başı. orkestrası Tabii. nasıl birçok birikiminin olması Kesinlikle. gerekir. Yani bence orada niçin bu ayrıcalıkları yaptılar bilmiyorum. Evet. Ama bu mantıktan baktığım zaman bana pek de demokratik gelmiyor Peki açıkçası. demokratik gelmiyor.